Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kadayıflı muhallebili tatlı yapıyoruz. İlk başta malzemelerimiz 5 su bardağı dolusu süt, 1 su bardağı dolusu şeker, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 adet yumurta. Malzemelerimizi saydığımıza göre yapmaya başlayalım. Malzemelerimizi saydığımıza göre şimdi uygun bir tencereye şekerimi koyarak başlıyorum. Tekrar sütümü ilave ediyorum. 5 su bardağı dolusu sütümü ekledim. Hemen ardından 1 adet yumurtamı koyuyorum. Tekrar unumuzu ilave ediyoruz. Nişastamızı da ilave ettikten sonra pürüzsüz hale gelene kadar karıştırıyorum. Pürüzsüz hale getirdikten sonra hemen ocağıma alarak yapmaya başlıyorum. Kremamızı yaptık. Şimdi vanilya ilave ediyorum. Bir paket vanilya kullandım. Karıştırıyorum. Tekrar bir tatlı kaşığı tereyağını ilave edip karıştırıyorum. Ve ocağımın altını söndürüyorum. Evet arkadaşlar, muhallebimizi yaptık. Muhallebimiz soğurken şimdi kadayıfı hazırlıyoruz. Ben kendi açıp kestiğim kadayıftan yapıyorum. Malzemelerimiz 100 gram margarin yağı, tereyağı da olabilir. 5 yemek kaşığı toz şeker. 1,5 su bardağı fındık. İsterseniz ceviz de kullanabilirsiniz. Kadayıfımız da, yaş kadayıf olursa 300 gram kadayıf yeterlidir arkadaşlar. Ben kendi yaptığım, kurutmuş olduğum kadayıftan yapıyorum. Hem daha iyi kırılıyor, hem daha lezzetli oluyor. Yaş kadayıfınızı da buzluğa koyarak biraz dondurursanız daha iyi kırılacaktır. Şimdi kadayıfı hazırlıyorum. Kadayıflarımızı iyice kıralım. Kadayıfımı iyice kırdım, ince ince parçalara ayırdım. Şimdi yağı tavama alarak yapmaya başlıyorum. Yağı tavama koyuyorum, iyice eritiyorum. Yağım eridi, şimdi kadayıfı ilave ediyorum. Kavurmaya başlıyorum. Evet arkadaşlar, kavurmaya devam ediyorum. Harika kokular çıkmaya başladı. Karamel rengi olana kadar kısık ateşte kavurmaya devam ediyorum. İstediğim rengi aldı. Şimdi şekerini ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Şekerle de 2-3 dakika çevirdikten sonra fındıkları ilave ediyorum. Ben fındıkları biraz büyük bıraktım. İsterseniz robottan geçirerek daha ufaltabilirsiniz. 1-2 dakikada fındıkla kavurduktan sonra işlem tamam oluyor. Fındıkla da 3-4 dakika kavurduktan sonra gördüğünüz gibi lezzetler birbirine eşleşti. Gayet mükemmel oldu. Tarifimi kesinlikle denemenizi istiyorum. Bu lezzetten mahrum kalmayasınız. Şimdi ocağımın altını kapatarak kadayıfımı soğumaya bırakıyorum. Evet arkadaşlar, tatlıyı yapacağım tepsiyi hazırladım. Şimdi kadayıf harcını alt katmanına koyuyoruz. Tam yarı yarıya yapıyorum. İyice düzlüyorum. Alt tabanını bu şekilde hazırladım. Spatula ile iyice çöküştüre çöküştüre kenarlarını düzledim. Bozulmalar olmasın diye iyice sıkıştıralım. Şimdi muhallebimizi ilave ediyoruz.
Muhallebimizi tekrar çırpıcıyla çırpıyorum. Pürtü kalmasın diye. İyice akışkan olsun. Şimdi kadayıfımın üstüne döküyorum. Muhallebiyi şimdi kadayıfın üstüne her tarafına gelecek şekilde döküyorum. Hepsini boşaltıyorum. Tekrar spatula yardımı ile her tarafına eşit gelecek şekilde dağıtıyorum. Son aşama olarak tekrar kadayıflı harcımızı tepsimizin her tarafına yayıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi harika, mükemmel oldu. Paylaşımlarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açarsanız, beğeni yaparsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Kanalımın daha ilerlemesi için sizin yardımlarınıza ihtiyacım var. Desteklerinizi esirgemezseniz beni çok memnun edersiniz. Evet arkadaşlar, muhallebinin üzerini tamamen kadayıfla kapattık. Şimdi buzdolabında bir gece dinlendiriyoruz. Daha sonra servise hazırlayacağız. Bir gece buzdolabında beklettiğimiz kadayıfımızı şimdi servise hazırlıyoruz. İlk başta dilimlere ayırıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi dilimlediğimiz tatlımızı servise alıyoruz. Gayet mükemmel oldu. Evet arkadaşlar, tatlımızı servise hazırladık. Yapımı gayet rahat, basit. 20 dakika içinde yapacağınız bir tatlı. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Bir sonraki tariflerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.